aldım insanlar biraz toplansın diye. İşte yarım saat kadar sonra bağırmaya başladım sesimi duyurmak için. Babam sesimi duydu, onu çıkartmışlardı o zaman da. Amcamın çocukları falan geldi. İşte üzerime bildiğiniz damı çökmüştü dümdüz. 4 saat kadar içeride kaldım. Amcamın çocukları, amcam falan yardım ettiler, çıkarttılar orada. Evet, dışarıda. Depremin ilk gününden bu yana dışarıdayız. İlk gün ablamın yanında kalmıştık. Orada dışarıda. İşte çadır eksiğimiz falan da var biraz. Burada dışarıda kalıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırlarda. Burası tam yıkıldı. Burada 11 kişi yaşıyordu. 10 kişi şükür çıktı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Kimdi yaşamını? Kadir Yakurt. Kadriye Akkurt. Akkurt. Kadriye burada Akkurt. Eski muhtarımız çocukların vardı. Annesi falan mıydı? Çocukların annesiydi. Kaç hane var burada? 60. 55-60 civarı hane var. Tam çökük binaların yani şansa geldi. Yani Maraş'ın Binevler tarafında oturuyor. Yıkılmayan binalarda oturanlar olduğu için şükür ki yani ölen az oldu yani. Evet. Ki çok ama yine de... Kaç bina yıkıldı toplam biliyor musunuz? Ha, evet. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 tane sağlıklı binalar yıkıldı. 6-7 tane de kerpiç evden yapılan binalar yıkıldı. Evet. Kerpiç evden. Sizin isminiz, soy isminiz neydi? İlyas Akkurt. İlyas? Akkurt. Akkurt. Peki İlyas Bey, sizin eviniz yıkıldı mı yoksa ağır hasarlı mı? Hasarlı mı? Bizim abimle birlikte, abim, kardeşlerimiz 3 evimiz vardı burada. Yani 4 evimiz vardı. Evet. 4 evin ikisi sağlam şükür. Diğerinde ağır hasar var yani. Evet. İki daire olarak kullanıyordu. Evet. Bunlar ağır hasar. Buradaki zaten önce canlılar çıkarıldı. Vefat eden yeri bilindi. Önce canlılar çıkarıldı. Sonrasında zaten diğer bu sadece bir babaları kalan o kendisi çıkarmış şeydi. Kerpiç evden yapılıydı. Çocuklar boğulmuş zaten, eşi de boğulmuş. Anında çıkarmış ama boğulmuşlar. Diğerleri de bayağı bir uzun. Boğulmuş dediğiniz yani dumandan filan mı? Toprak. Topraktan yani o esnada soludukları için. Solunum gidik. Diğer bir evde yani bütün aile gitti. Bütün aile gitti. Sadece dedeyle nene yaşıyor. Onlar alt katta, onun diğerleri üst katta. Üst kattakiler hepsi kirişin altında. Hangi aile? Soy isimleri neydi o ailenin? O aile Harun Şahan ailesi. Şahan ailesi. Harun Şahan ailesi. Kadir Yakurt. Evet. Onları başkalarına sorarız çocuklar. Harun Şahan, Nimet Şahan, Esila Şahan, Furkan Şahan. Evet. İki tane de orada Şahan ailesinden çocuk vardı. Biri bebek. Evet. Bir tanesi 4-5 yaşlarında. Alper Atıcı'nın eşi. Hacer galiba. Evet. Hacer Atıcı. Bir tane Muhammed Atıcı. Evet. 3 tane de ismini bilmediğim Atıcı çocuklardı. Hı hı. Hepsi çocuktu. Bir tane de çobanla o vefat etti. Evet. Suriyeli bir çoban. Suriyeli burada çoban. Tek başına yaşıyordu. Suriyeli çoban, köyün çobanından yaptı. Evet. Şu önceki hali bir evin, yıkılmamadan önceki hali. Evet. 5 saniye sonraki hali de şu. Valla biz birbirimizin üstten yaptık. Bir tane. Yani. Bir tane. Siz de enkazdan çıktınız. Geçmiş olsun. Yaralıyım ben. Geçmiş olsun. Elim ve kafam kırık. Hanım vefat etti. Birbirimize şeydi. Hanımınızın ismi neydi? Kadriye Akkurt. Burada şu anda 80 hane var ama 40 hane ikamet etmektedir. 18 ev yerle bir oldu. Kayımız 5. Ölen ihtiyacı olan yeme, içme, çadır gibi vesaire ihtiyaçlar oldu. Duyarlı vatandaşlarımız genelde onlar getirdiler. Devlette bir şey görmedik. En son 3. günü AFAD'da bir çadır geldi. O da yeterli bir şekilde olmadı. 3 ay bir çadırda kalıyor. Soranımız yok, edenimiz yok, devletimiz hiç yanımızda olmadı. Benim bir genç kızım var. O anne kafayı buluyorlardı, içeride oturuyorlardı. Evet. Kız demiş, Emir kalk demiş bir yatıcık. Siz de oğlum yerindesin. Ana dedi, tuvalete gidin. Tuvalete gittik, içeri girdik, bu oldu. Kızın kapısı kilitli, bizdeki kilitli. Duvarı kırdılar, bizi çıkarttılar yavrum.
Gene işleri rast yakıştı da çıkardı badılar. Ne dedim yarabbim. Gene buna şükür. Keşke Emir ölmeseydi. O gençti. He, o gençti. Rahatsızdı. Köyde yaşamını yitiren 3 4 kişi galiba enkazın altında kaldı. Maraş'ta evet. Kalan var. Bir aile komple gitti. 7-8 kişilik bir aile. Maraş'ta. Evet. Bir 2 kişi ayrıten öyle gitti. Çevre köylerdeki akrabalardan var çok ölen. Evet. Çok ölen. Kaç haneli bir köy burası? Burası 120 haneli köy. Kaç ev tamamen yıkılmıştı? Bilginiz var mı? Yani 22 tane falan tamamen yıkıldı. Diğerleri de böyle ağır hasarlı. Yani kalan bir 10 tane, 12 tane bir böyle tek katlı evler var böyle patlamayan. Evet. Geri kalan komple iki katlılar da böyle. Çok iyi. Dıştan görünüş, içerideki evet. Duvarlar komple yıkılmış. Evet, içerisi biz birkaç evde tanık olduk. Daha içleri acısı böyle bütün duvarlar patlamış. Doğru. İsterseniz bakabilirsiniz. Yani evet, evet. Işte, evet, biz baktık daha önce. Benzer hepsi. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizim evimiz. Abimgille beraber kalıyorduk. 3 katlı, 4 katlı. En alt ambardı. İki abim evliler. Onlar da ayrı ayrı katlarda. En yukarıda da ben babamgille kalıyordum. Babam annemle. Burada 9 kişiydik. 8 kişi, Allah'a şükür olsun. Şükürler olsun. 8 kişiyle sağ kurtuldu. Annem yaşamını yitirdi burada. Bir kişi sadece. Her yer karardı. Önce bir yarım saat kadar sessiz kaldım ki herkes telaşlıydı o anda.